Tadına bak ya. Ben böyle bir rahatlık görmedim. Babasının çiftliği sanki. Cevahir Bey gelsin bak gör ben nasıl anlatıyorum her şeyi. Bir de demez mi elimde koz var diye. Aman be. Yalan söylüyor. Ne kozu olacak Allah aşkına. Aklı sıra bizi gıcık edecek ya. Ne diyeceğini şaşırdı. Bütün atölyeyi ayağa kaldırdı ya. Yüzsüz. Ya hakikaten bu neyine güveniyor bu kadar? İyi bir ustabaşı en az ruhsat kadar önemlidir değil mi? Bak bak bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hem şikayet etsen ne olacak? Bir sürü adam işsiz kalacak. Günah be. Kul sana. Günah mı? Hem ruhsatsız atölye işlet, hem de içerideki herkes sigortasız çalışsın. Sonra günaha ben gireyim, öyle mi? Hiç güleceğim yoktu valla. Ruhsatsız mı? Sen ne yapıyorsun orada, laf mı dinliyorsun? Hayır Bahri abla, ben kahveyi getirdim. İnşallah öyledir. Değilse hiç gözünün yaşına bakmam, köyüne postalarım seni. Anladın mı? Suna. Efendim abla? Ne oldu, daldın gittin öyle? Hiç. Bahriye'ye mi takıldın yoksa? Aman yok ya, benden uzak olsun da ne hali varsa görsün. Yalnız Melek, ben sana söyleyeyim, bu böyle devam ederse bütün atölyede isyan çıkacak. Farkındayım. Cevahir Bey gelsin de ben görüşeceğim zaten. Ancak o gelir zaten hakkında. Hah, geldi işte. Yürü kız. Aa, vallahi isyan çıktı kız. Aman Gülay, sen karışma. Cevahir Bey, size söylememiz gereken bir şey var. Bıktık artık. Tahammül edemiyoruz. Çare bulun. Ne oluyor ya? Teker teker gelin. Melek, söylesene. Ustabaşı değil misin sen? Hakkımızı savunman gerekmiyor mu? Bir durun, ne oluyor, hemen delilendiniz ya? Ne olacak? Her şey Bahriye yüzünden. Bıktık artık, illallah ettik. Ya, tamam, kes. Melek Hanım, Allah aşkına söyle, ne oluyor ya? Bahriye Hanım yüzünden bazı sorunlar yaşıyoruz da Cevahir Bey. Mesela? Yani şöyle, kendisi mesai saatlerinde sürekli telefonla görüşüyor. Ona verilen işleri de arkadaşlarına yaptırmaya çalışıyor. Yani anlayacağınız atölyenin huzuru kaçıyor bayağı. Ben kendisiyle bayağı konuşmaya çalıştım ama haliyle beni dinlemedi. Ben de diyorum ki acaba bir de siz mi uyarsınız? Uyarım uyarı değil. Kovun gitsin şunu. Yetti artık ya. Ben de artık bununla aynı yerde çalışmam. Aynen öyle. Ya o ya biz. Hanımlar, Bahriye Hanım burada çalışmaya devam edecek. Hepiniz buna alışsanız iyi olur. Nasıl ya? Olacak iş değil. Ben böyle iş görmedim. Ben size demedim mi? Görün işte. Haklısın oğlum. Bahriye'de var bir şeyler ama...